ismini çağırsam. İleride çağırsam yanlış anlaşılır. İleride kaldırırsam yanlış anlaşılır. İleride kaldırma. Rümeysa'yı da kaldırma. Ya ben sen kaldırma. Oğuz kısar mı? He. Oğuz. Kısar mı? Bilmiyorum ki. Açıklama yapsak bence kızmayabilir. Gel. Açıklama yaparız. Değil mi? Ya benim bu evde ilk dansı kaldıran da sendin, biliyoruz. Aa, ikinci dans mı? Evet. Burada mı ama? Niye içeri ama gidiyoruz? Gelmiyorum. İçeride olabilir. Başka sorun olmayacak biri var mı? Yok. Ama yer şunuz. Neyse. Tamam. Umarım Oğuz bana kızmaz. Dur. Şöyle bu. Aşkım biz konuştuk. Arkadaşça. Evet. Görüntü oraya veriliyor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Oo. O yüzden ses verilmesin de. Tamam. Kıskandırman başarılı olacak. Hayır. Oğuz'u çağırmaya gidiyorsun da boş değil. Yani. Değil mi? Gerçekten bence de. Gerçekten. Bir şey diyeceğim, bu bayağı alakası oldu. Olsun. Yani. Aynen öyle. Ama Dilara'yla bizim sorunlarımız var ya, belki oradan böyle. Kesinlikle, kesinlikle. Ben zaten o yüzden düşüneyim ki seni. Nasıl kaldım? Bak Nihli'yi şu an çok kötü yargılıyorum. Yargılamıyorum. Yani ikisini hiç alakası yok. Evet. Neyse okey de. Kanka yok da yani bu kadar güzel giden bir ilişkide niye dans ediyor bir erkekle? Ya Oğuzhan'ı da tanıyoruz. Biz konuştuk. Orada kimse kimseyle arkadaş değil aşkım. Arkadaşlar. Benim... Tamam. Ne zaman bitiyor? Tamam bitirelim ya. Hasretli Oğuz böyle bir burada bir yakınken sen hani biraz sinirlenmiştin ya, Oğuz da buna biraz sinirlenebilir. Ama biz şimdi ben arkadaşça biz de görüntü veririz. Oğuz'la çok yakınız. Biz Oğuz'la çok yakınız. Evet. Hiç problem olmaz. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Bak Oğuz'un şu an içinde dans müziği gelsin. Olan gerginliği o kadar iyi biliyorum. Niye durduk yere dans ediyoruz? Müziği duyduk suyu yarım bıraktım. Gelecek mi? Sen başla bakalım. Gelir belki. Yok mesela nasıl oldu da Nihli kalktı onu anlamadım. Ben de anlamadım. Bize görüntü veriliyor yani. Evet. Ama yani Nihli ne alaka kanka? Bayağı alaka. İlay da var orada mesela. Yani. Hadi sizi anlayalım. Senin haber. Boşaltır mısın? Hayır. Nihli. Abi ne oluyor ya? Kendinize gelin ya. Murat'a bak. Aşk adamı be. Biz seninle her gün böyle dans edecek miyiz Murat? Gerekirse evet. Aga be. Aga be. Ah. Bakacak mısın öyle? Niye? Bakmayayım mı? Hayır bakma. Allah Allah. Oğlum, evet ben mi? Çok göz temas kurmaktan geriliyorum. Allah Allah. Ya Murat. Hadi yatıralım. Evet. Nasıl teşekkür ederim. Ya ben varım sadece ama burada. Ya ev. Acaba demek, kimi kaldırsam? Evde erkek yok. Bence bir şey diyeceğim. Bence bunu bir düşünmelisin şu anda. İlayda benden dans etmek saçma ama Görkem şu an. Hayır canım. İlayda hadi. Gelmiyorum. Bence bir düşün. Gel arkadaş şeyden bir şey olmaz. Evet. Burada mı? Dur fark etmez. Burada mı? Dur ben gidiyorum. Ne oldu bilmiyorum ben de anlamadım şu anda. Ya başka da kimse yok derdi. Ya kesinlikle o yüzden. Ben çok dans etmeyi bilmiyorum. Ben de arada. Çok bilmiyorum. Yani biraz. Sağ sol yapıyoruz herhalde. Sağ evet, sol. Evet şöyle. Hiç konuşmayacağım. Bat. Dilara'yı dansa kaldırsana. Beyza bir kudursun. Hadi ne olur. Yani. Oo. Hadi ne olur. Bir Dilara'yı kaldır. Hadi. Başlayınca orayı zaten şey oy. Oğuz sen başladın. Ne oluyor yani? Dilara hemen dansa gel, başlamalısın. Gel. Mert tek üzüldüm sensiyim. Bir dansa başlamamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Oğlum kalkıp doğru söyleme bari. Dur birazdan size ama arkadaş da dans ediyorlardı. Enişte diyor. Ne yani? Beyza var şimdi terlik yerle geliyormuş be. Bu ev nasıl bir hale almaya başladı ben anlamadım. Bakışlarını görüyorum. Yanlış anlayın. Korkuyor musun şu an? El bombasıyla gelebilir buraya. Sen sanki korkuyorsun gibi. Vallahi ben de korkuyorum. Aynen. Ama şaka ya. Bekliyorum sonuç olarak. Şimdi buradan bir topuklu yani sesi bekliyorum ben. Yani sonuç olarak sevgili şeyini yapmadınız. Burada herkese dans edebilirim ben. Edebilirsin de şu an. Hani bir su bir su. Ne var ne yok? Ha? Ne var ne yok? Dinlerde konuşurlar ya böyle. Her şey çok iyi.
sıkıntılı bir dönem atlattık. Benim için artık yeni bir sayfa açma dönemi geldi. Evet, benim için de. Değil mi? Bu kim? Beyza. Bizim evin ağzında bugün. Beyza, abartma. Ne demek abartma ya? Herkes uyarıyorum. Baktınız aslında. Ben kıskançlıyorum ya. Kendi gözlerimi. Ya ne demek Beyza? Bir de bakışıyorlar ya. Ben kıskancım. Hayır. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bu dansı bitirdiğiniz için. Teşekkürler. Beyza ayrıldılar zaten. Benim burada üzüleceğim taraf ileride olur. Böyle bir şey yapıyorsa. Kendini düşürsün. Adı diye çıkacak. İnsanlar varsa kendini yapar. O kadar Beyza geliyor. Kaç. Dur. Sana bir şey mi? Bak Beyza seni. Sen de git, sen de. Kesecek. Neyse şu olaylar olabilir. Mesela bu Mert biriyle yakın arkadaştır. Sen ayrıldıktan sonra arkadaşıyla ilişki yaşayabilir. Burası böyle bir ev. Genel olarak böyle yerlerde hani rahatsız edebilme potansiyeli çok yüksek ya. Şimdi kadınlar gitmesin mi abi eğlenme yerine? Sırf rahatsız edici bir ortam diye. Eğlenmesin. Oğuz nerede? Abi. Göremiyorum. Arkada olabilir. Bir bak ister. Hoş buldum bu arada. Ne yapıyorsun? İyi sen? İyi ben de. Neyin var? Neyim mi var? Hı. Tahmin ettiğim değil mi? Tahmin ettiğin ne ya? Görüntü verileceğini biliyordum zaten. Önce Dilara'nınki verildi ya. Biz Doğusan'la konuşuyorduk. İyi misin? Oğuz senden mi geldi o ses? Ne oldu? Ha? Ya şimdi aklınıza geliyorum ben de sizinle. Sakin ol. Ne oldu oğlum? Ben sakinim. Oğuz. Nihle. Ne oldu? Bir anlatsana. Bak sorun ne biliyor musun? Benim şu, ben şeyi düşündüm. Oğuzhan'la yakın arkadaşlar ya zaten. Biz Oğuzhan'la sohbet ediyoruz. Tamamen Dilara'yı kıskandım arkadaşça. Ben Oğuzhan'la ne olabilir? İşte. Ya benim... asla kötü niyetli olduğunu zaten değil biz de gerek düşünüyoruz yok. Ama. Biz bu arada yine iki saniye önce de Oğuzhan... Oğuz'un görmüş olduğu şeye tepki vermesi tamam, çok normal. Tamam ama iki saniye önce de Oğuzhan'la şeyi konuşuyoruz. Oğuzhan bana diyor ki işte Oğuz şey dedi bana. Hani sen gidersen ben de giderim. Mihli'ye başkasını bekliyorum. Bunlarda sorun yok. Hiçbir sorun yok bunlarda. Biz istediğiniz kadar Oğuzhan'la samimi arkadaş ol. Arkadaşı dans olsun. Sonradan geldi aklıma biliyor musun? Ama sonradan geldi. Dedim maalesef ki... geç kaldın. Yani o çocuğun ben halini şu an anlayabiliyorum. Empati yapıyorum. Çok gerçekten gelir yıkardım orayı. Yani şakasını bile kabul ederim. Ve biz de hiç yanına gitmediğimiz için ekstra şey oldu. Ama ben yemin ederim görmedim ben bile Ben orada oldu. Falan sandım. Ben de görmedim. Su doldurmaya gittim. Ben onlar gittiler sandım. Ya şu an Oğuz'da aklım. Üzüldüm ben. O kadar komik bir kırmızı oda yaşadık ki Diloş kankamla. O nerede? O niye gelmedi? Gül ki. Nasıl geçti? O niye gelmedi? Senin kırmızı odak bilmem ki. Kanka çok komikti. İyi ya, çok iyi. İyi anlaşıyorsunuz. Kankam ya. Best friend forever. Best friends. Bestie. BFF. Yanlış oldu ya. Yanlış yaptı. Kızlar evi bir de ciddi şey yapmış. Hiç öyle... Oğlum bir dakika. Biri bana bir şey dedi ya. Ben gitmem lazım galiba. Bir şey söyleyeceğim. Gizem, yani... Gizem yine ağlamış ya. Niye? Kırmızı odada mı ne görmüştü? Kamera. Tatlım. Dilara nerede? Güzel de çok duygusal galiba. Bir kırmızı birini kızlar hatırlat evine bana. Gitti galiba. Kanka. Güzel mi duygusal? Sakin ol. Bakar mısın? Gizem'le Leyla biraz benzer huyları oldu. Beni ciddiye evet. Alıyor musun şu an? Gizoş ağlamış. Yanına gitmem yani, lazım. Yani kabul edemem. Hayır, ben şunu beni gönderir misin? Açıklayabilir miyim? Açıkla. Biz Oğuzhan'la konuşuyorduk. Oğuzhan geldi ya. Ne seni konuşuyorduk Oğuz. Bana şey dedi hatta. Hani işte Oğuz sen gider hani sen gidersen ben de giderim diyor tarzı. Ben de ona dedim ki evet dedim ben de çünkü başkası yapamam bu evde Oğuz dışında. Bunu konuşuyorduk yani iki saniye öncesinde. Dilara'nın görüntüsü verildi tamam mı? Oğuzhan da kıskandı ve aynı şey hani onun olmasını istedi. Tam da denk geldi. Oğuzhan birini dansa kaldır dedi. Sonra baktık Aynur orada Görkem'le oturuyor. Hani Rümeysa var içeride. İlayda var.
Tamam, İlayda'yı görmedik. O içerideydi. Biz dışarıda oturuyorduk. Sonra öyle oldu bir anda. Bu düşünmedik. Düşünsen ya, ben Oğuzhan'la... Bak ben düşünmedim. Oğuzhan'la yakın arkadaşsın diye. Bak Oğuzhan'la da artık yani bak... Hayır, saçmalama bu arada. Özür dilerim. Böyle ya gerçekten düşünemedim. Ya neyi düşünemiyorsun ya? Allah aşkına yani. Düşünemedim. Yemin bak, ederim sonra olacak. Bak gerçekten konuşmak istemiyorum şu anda. Ya lütfen konuşmak istemiyorum. Bak çok samimi söylüyorum. Kalbini kırmak istemiyorum. Hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Şöyle buyurun. Gitmeden aradan kızı kırmızı odaya çağırıyor. Oturabilir miyim? Oturabilirsin. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, haksızım biliyorum. Düşünemediğim için özür dilerim. Gerçekten kötü niyetle yapmadım. Ya. Önemli değil mi söylediklerim? Ben çok fazla anlamıyorum ya. Sorun bende, bende sıkıntı. Ne alakası? Öyle. Biliyorsun sen ne kadar değer verdiğimi. Yok, ben fazla abartıyorum her şeyi. Abartmıyorsun, aynıyız biliyorsun. Aynı olsaydık bu hareketi yapmazdım. Oğuz gerçekten tamamen geldi, tamam mı eve Oğuzhan? Hani... Biz ya, kızlarla sohbet bir dakika. Ya bak beni ilgilendirmiyor. Bak kızlarla sohbet ediyormuşsunuz. Ondan sonra beni anlatmışsın. Ondan sonra ben de giderim demişsin falan. Bak laf değil icraat, anladın mı? Tamam. Senin yaptığın tamamen büyük bir saygısızlık bana karşı. Beni hiçe sayıp yaptığın hareket. Seni hiçe saymadım Oğuzhan'la, ki. Oğuzhan'la, seni hiçe saymadım. Oğuzhan'la Dilara mevzusundan dolayı. Ya ben neyim ya burada? Tamam da seni hiçe saymadım ki söyledim. Abi. Oğuzhan'la neyi bunu hiçe saymadın ya? Saymadım Oğuz dedim. Ya yaptığın hareketi görmüyor musun? Bak hala içe saymadım diyorsun ya. Saymadım çünkü düşündüm, orada düşündüm. Ya neyi düşündün abi? Tamam Oğuz böyle. Neyi düşündün ya? Neyi düşündün? Baya sağ ol ya düşündüğün için. Harbiden teşekkür ederim yani. Yanlış anlamayacağını düşündüm. Ya... Yanlış anlamı ya. Abi sen şaka mı yapıyorsun ya? Ne hasretle yakındın? Ya neyi hasretle, ben kalkıp dans mı ettim Nihle? Aynı şeyi nasıl koyabilirsin bu kefeye? Aynı şeye koydum demiyorum ama yakındın. Hani şey demene de gerek yok, hiçbir şey yapmıyorum ben, çok dikkat ediyorum demene de gerek yok. Aynı çünkü sen de... Aynı mı? Hayır, yakındın yani. Ya ben çıldıracağım, vallahi kafayı yiyeceğim ya. Dans ettin demiyorum da yakındın. Sen ciddi mi söylüyorsun ya? Tam özür... Hasretle benim muhabbetimi biliyorsun değil mi? Ne? Arkadaş olduğumuzu. Tamam, ben de Oğuzhan'la arkadaşım. Oğuzhan'la... Ya neyle artık, ben de hasret kadar yakın mısın? Bak Nihle, delirtme artık beni ya. Neyse. Oğuz biraz daha sakin konuşur musun? Gel Nihle, gitme gitme. Tamam gitme. Yok. Biliyor, bağırmaması gerekiyor. Tamam, bağırmaması gerektiğini biliyor da o sinirli ya, tutamıyor kendini. Gel şurada bir su iç. Gitme hemen. Sakin ol. O sana bağırdığının şu an farkında değil. Tutamıyorum, ağlamak istemiyorum. Tamam aşkım ama şu an sana bağırdığının farkında değil. Sinirle bağırıyor. Yani biz de konuşsak bize de bağırarak cevap verecek. Bir şey deme. Sessiz kal yanında. Yanında durduğunu hissettir, pişmanlığını hissettir. Tamam mı? Şu anlık bak, 5 dakikalık hissettirme yetmez. Geç otur orada. Sessizce dur. Aynen, sadece sessizce dur bak. Yemin ediyorum sözle söylemekten ziyade enerjiyle hissettirdiğin pişmanlık onu yumuşatır, sinirini alır. Yumuşamıyor. Tamam gel biz de oturacağız orada. Bir yudum su iç, gel geçelim oturalım orada beraber.
Sen düşünemedin biliyorsun. Bunu tekrar tekrar duydukça iyice sinirleniyor. Bat, Bat! Ne Batı ya? Bat nerede ya? Beyza, Bat yok. Tamam, sandalyeye geç, otur aşkım sen. Herkes olmak istediği yerde. Konuşalım mı? Kız ya, Allah. İnsan mı kalmadı Nihli'yi kaldırıyorsun? İnsan ben kalmadı sana kanka. Orada sabahleyin konuştuğumuzda Nihli'yi başkasıyla görmeye dayanamam diyorum. Sen onun üstüne neden Nihli'yi kaldırıyorsun? Kimi kaldırayım? Dilara'yla belki. İlayda yok mu burada? İlayda'yı kaldırırsam İlayda'yı yanlış anlaşılır diye kaldırmadım kanka. Yo yine kaldırdım. Kırmızı odaya çağırdın yani yanlış anlaşılmadı şimdi mi? Yani Dilara'yla mevzu ayrı. Yani tamam, benim ben burada görmem anlatayım. Ne kadar doğru. Aynısını tamam. Ben sana yapsam hoşuna gider mi? Tamam ben sana anlatayım. Burada şip olmayan ben hasreti kaldırırsam hasrete daha önce şip olaylarımız olmuş. İlayda'yı kaldırırsam daha yeni ilişki bitmiş. İlayda'yı kaldırırsam da yanlış anlaşılır. Biz Nihli'yle orada oturuyorduk. Senin hakkında konuşuyorduk. Dilara hakkında konuşuyorduk. Dedik ki baktım dans ediyor Dilara'yla Berke. Biz de o zaman biz hani tamam kardeşim dedik çok yanlış yani. Yaptım. Özellikle senden hiç beklemiyordum. Hiç öyle bir bak, şey özellikle düşünme kanka. Senden hiç öyle bir hiç şey beklemiyordum. Yani beni düşün. Bak geldik kanka, seninle orada bir şey başkasıyla. Vallahi hiç öyle bir bak şey başkası ben öyle bir şey düşünmüyorum. Ben seninle orada konuşuyorum. Diyorum ki bak Nihli'yi kimseye görmeye dayanamam diyorsun. Ondan sonra geliyorsun tamam, odaya. Gel şurada konuşalım bir dakika. Konuşalım. Kankam hoş geldin. Şey sadece bardağım orada mı diye bakacağım olsun, oradaymış. Oldu. Haklı. İki dakika sizi rahatsız ediyorum beyler. Bardağım alabilir miyim? Tabii. Ay üzerine geldi. Yok sıkıntı yok. Kanki birincisi bu. Kesinlikle yanlış anlayıp niye seni aslında niye çağırmıyor musun? Doğru mu? Kanka biz seninle ne kadar yakınız? Yakınız evet. Biz çok yakınız değil mi? Evet. Biz çok yakın olduğumuz için senin bunu asla yanlış anlamaman gerekiyor. Kardeşim bak ben bunu yanlış anlarım. Ne de bak senin ben o anlamda art niyetli bir şey diye anladığımı düşün ama sen beni düşünmeden hareket ediyorsun. Kanka, anladın mı? O da aynı şekilde. Lütfen seni bak senden tamamen rica ediyorum. Bak senden rica ediyorum seninle olan ilişkimizden dolayı. Bir daha böyle bir şey olursa yapma. Nihli'yi sıkıntı kaldırma. Yok. Tamam rica ettin sıkıntı yok ama benim kaldırış amacım kesinlikle Nihli'ye ben art niyet burada değil. Asla öyle bir şey biliyorum. Olmayacağı için. Çünkü biliyorum, sen benim biliyorum. Kardeşimsin. Eyvallah sağ olun. Aynı şekilde ama Nihli'ye bak karşı asla olmayacağı için onu kaldırdım. Çünkü orada bir seninle alakalı zaten bir şey konuşuyorduk. O da benimle alakalı Dilara'yla alakalı şeyle konuşuyordu. Kankacığım bak. O yüzden bize dedik ki baktık orada Berke'yle Dilara dans ediyor. Şuraya ekrana geldi. Hayır ama ben miyim biz burada olay oturuyoruz. Yani anladın kanka, mı? Kanka sen değilsin. Bak benim kafamda kimseyi burada kaldırmak olmadığı için İlayda'yı kaldırırsam yanlış anlaşılır. İlişkisi bitti. Yeni bir kadın yöneliyor gibi algılanır. Hasret olsa bizim daha önceden hasretli bir şeylik bir şipleme olayımız var. Yanlış anlaşılır. Gizem desen asla olmaz. Dün zaten yeni ayrılmışlar. Kim kalıyor geriye? Aynur'u mu kaldırayım? Beyza'yı mı kaldırayım? İlayda'yı kaldırabilirdin. Anladın mı? Neden kaldırabilirdin? İlayda'yı kaldırabilirdin. Ben sizin samimi olduğunuzu bilmiyordum bile Nihli'yle. Kimse kusura bakmasın. Oğuz benim kolumu şöyle tuttu diye ki burada herkes bile benim Oğuz'la nasıl samimiyetli olduğumu arkadaştan, kankadan, kardeşten mesela öte gitmiyor ki canım ciğerim çok severim ayrı bir konu. Bunu biliyor. Ben Nihli'yle senin bu kadar samimi olduğunu bilmiyordum mesela. Nihli'yle biz burada zaten oturuyorduk. Oğuz'la Dilara hakkında konuşuyorduk. Nihli'yi kaldırmamdaki tek amaç burada dansa kaldır dendi. Ya hadi kaldırayım. İlayda'yı kaldırırsam İlayda'yı daha yeni ilişkisi bitmiş. İlayda'yı işte hemen İlayda'yı kaldırıyor. Niye anlamını ama kırmızı anlarlar odaya gittin, diye. Kırmızı odaya gittin. İlayda'yı kırmızı odaya çağırdın. Mecbur birini çağırdın. Burada konuşuyorduk. Konuşmamız hani bölündü o kırmızı odadan da. O anda İlayda oldu zaten. Kimi çağırayım başka kırmızı odaya? Birini çağırmak zorundasın orada kırmızı odaya. Tamam kimi çağırayım? Başka birisini çağırsaydın. Kimi çağırabilirim işte? Eliz'i çağırabilirdin, başka birisini çağırabilirdin. Bak seninle rica ediyorum, bak seni seviyorum. Harbiden seviyorum. Bak ben hayır, ne kadar seninle daha buraya diyor, gelmeden önce zaten Nihli'ye başkasıyla görmeye dayanamam. Ben zaten art niyet aramıyorum. Kanka, ben böyle bir görüntü, emin ol. Bak biliyorum. Ben böyle bak, bir biliyorum. Görüntü görmek istemiyorum. Senden de rica ediyorum çünkü, bak çünkü Dilara oraya geldiğinde Berke'yle hani böyle soru cevap falan yaptıklarında sen yanlış anlarsın diye, Nihli yanlış anlar diye. Bak özellikle ne kadar hareketlerime dikkat ettiğini sen de çok iyi biliyorsun. O da çok iyi biliyor. Ben hatta geldiğinde dışarı çıktım. Bir yanlış anlaşılma olmasın, saçma sapan bir durum olmasın diye. Bak senden rica ediyorum lütfen. Bak senden yani ya da sıkıntım yok ama ben görmek istemiyorum. Rica etmene gerek yok. Sen böyle bir şeyden hoşlanmıyorsan bir daha karşılaşmazsın böyle bir durumla. Gel. Teşekkür ederim Murat kapıyı açtığın için sağ ol. Ellerim biraz pas içine kaldı. Hadi çabuk gel. Hoş geldiniz Öykü Hanım. Merhaba.